Polisten bir koruma talebinin. Hayır yapmışsın. olmadı. Uyuşturucu ticareti yapıyor. Adam öldürüyor. Cinayeti azmettiriyor. FETÖ üyeliği var. Tutuklanıyor. Altı ay içeride kalıyor. Sonra siyasi baskılarla hakimler serbest bırakıyorlar. Kim? Burhan Kuzu. Senin kuzuluğunu sevsinler. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin cezaevinden tahliyesi için Burhan Kuzu'nun hakimlere baskı yaptığı iddia edilmişti. İfade veren hakimlerden sonra CHP lideri de Kuzu'yu işaret etti. Konuyla ilgili bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkındaki soruşturmanın Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Burhan Kuzu'nun avukatı en az 3-4 kez görüşmek istedi. Odama geldim. Kendisiyle görüşmek istemedim ama en sonunda çat kapı odama girmesi sebebiyle görüşmek zorunda kaldım. Bunu yapan kim? Eski bir milletvekili vallahi parlamento için üzücü. Bunu yapan kim? Hukuk politikaları kurulu üyesi. Bunu yapan kim? Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Naci Şerif'i Zindaşti'nin ismi ilk kez Yunanistan'da uyuşturucuyla yakalanan bir gemi ve FETÖ üyesi Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün dava kapsamında gizli tanık yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. 26 Eylül 2014'te Zindaşti'nin kızı ve yeğeniyle içinde bulunduğu araç iki şüpheli tarafından çapraz ateşe tutuldu. Zindaşti'nin kızı ve yeğeni olay yerinde can verdi. Zindaşti'nin kızı ve aynı zamanda koruması olan yeğeninin ölümünün hemen ardından İstanbul bir dizi cinayet ve uyuşturucu hesaplaşmasının da alanı haline geldi. İddiaya göre talimatları veren isim Zindaşti'ydi. Onun emriyle seri cinayetler işlendiği şüphesi artınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Zindaşti ve adamlarına yönelik operasyon düzenledi. Zindaşti Nisan 2018'de adam öldürmek, cinayete azmettirmek ve FETÖ üyeliği suçlarından tutuklandı. Hakkında ciddi cinayet delilleri olan ve gemilerle uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası tutanaklara geçmiş bir isim olan Zindaşti, 6 ay içinde gece yarısı kararıyla tahliye edildi. İddiaya göre eski milletvekili Burhan Kuzu da Zindaşti'nin tahliyesi için hakimlere baskı yaptı. Tahliye kararı veren hakim C.Ö. bana üzerimde çok baskı var. Çok baskı yapıyorlar dedi. Nereden olduğunu sorduğumda Ankara'dan Burhan Kuzu sürekli arıyor şeklinde yanıtladı. Zindaşlı vardı. Uyuşturucu ticareti yapıyor. Adam öldürüyor. Cinayeti azmettiriyor. FETÖ üyeliği var. Tutuklanıyor. 6 ay içeride kalıyor. Sonra siyasi baskılarla hakimler serbest bırakıyorlar. Kim? Burhan Kuzu. Senin kuzuluğunu sevsinler. Burhan Kuzu. Sürpriz tahliye kararından sonra Zindaşti'nin kayıplara karışması sadece yargı camiasında değil bütün kesimlerde tepki yarattı. Dün Kuzu'nun ifadeye çağrılabileceği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessizliğini bozarak Kuzu ile ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. Özel soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kuzu'nun ilerleyen günlerde ifadeye çağrılabileceği öğrenildi. Hukuk politikaları kurulunda oturuyorlar. Baş köşeye de buran Kuzu'yu oturtuyorlar. Sonra şey mi yapıyorlar hukuk politikası? Arkadaşlar bu beyefendi kötü örnek olarak maaş almaktadır. Aman böyle olmayın. Aman böyle yapılmasın.